Selamünaleyküm. Yavuz Bey, hayırlı akşamlar. Aleykümselam hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? Hamdolsun. Şükür Yavuz Bey. Allah Konuşturmak daha iyisin için. hocam, Allah şükrünü arttırsın. Hepimizin inşallah. Teşekkür ediyorum. Amin. Nasıl geçti gününüz? Günümüz koşuşturmacayla geçiyor. Allah'a şükür. Sabahı Bugün açtım. Ayrıldım. günlerden, hocam bugün günlerden çarşembe. Çarşamba. Hangi? Çarşembe. Çarşamba. Dördüncü gün. Tamam. Öyle diyorsan öyledir Yavuz Bey. Çarşamba. Bugün hangi feleğe denk geliyoruz? Bugün Hangi felek? aydayız. Ay'a misafiriz. Gün olarak Merkür'deydik. Şimdi akşam namazından sonra Jüpiter'in etkisine girdik gün olarak. Saat olarak zaten 24 saat dolanıyoruz. Zamanın böyle bir özelliğini evet bahsetmeye çalışıyoruz. Hani eskiler diyorlar hocam, salı sallanır, Çarşamba çarşamba. çarşafa dolanır. Evet, güzel Mutlaka bir öyle. Yok zaten saatlerin hazinesinde şey diyor hoca, üstad. Şu saatte birisi gelirse şöyle yap. İşte evet. başına böyle uzun uzun anlatıyor her saat aslında. Onun Anlatıyor. gibi tecrübeler hocam, tecrübe etmek lazım. Yavuz Bey, kesinlikle tecrübe Senin etmek lazım. soruyu ben sorayım hocam. Buyurun. İnsan sor. Göklerle yerleri birleştirmek ne demek? Şimdi bu konuda şunu bilmemiz lazım. Önce şunu kabul etmemiz lazım. Cenab-ı Allah koskoca kainatı yaratmış ve içinde yani olağanüstü canlılar, varlıklar yaratmış. Varlıklar biliyorsunuz metafizik. Mahluklar, maddesel beden kazanan Evet. özellikler gösteren varlıklar. Arkadaşlar, bunun içerisinde eşref-i mahlukat olarak da bizleri yaratmış. İnsanı, Adem oğlunu yaratmış. Ve işin ilginç tarafı da Cenab-ı Allah diğer mahlukata ve varlıklara vermediği bir şeyi bize vermiş. Akıl. İşte bu akıl yetisiyle bizler kainatın şumulünü, hepsini kendi içimizde, özümüzde barındırıyoruz. Ve bize de varlık olarak nefs dediğimiz veya psikoloji dilinde ego dediğimiz varlık yanımızla da o kainatın bütününün cüzünü vermiş, bir parçasını. Öyle değil mi? Evet hocam. Her mahlukatın, yani bir mahlukatın var olması için varlık yanının bir programının olması lazım, bir özelliğinin olması lazım. Buna et veya beden veya madde giydirilmiş yanına biz mahluk diyoruz. Bunların içerisinde eşrefi mahluk olan kimdir? İnsanoğludur. İnsanoğlunun bir şeyi oldurabilmesi veya sünnetullah alemi içerisinde çalışan sistemin içerisinde oldurma dediğimiz bir fiil, bir söz, bir hareket sergileyebilmesi için önce planlama yapması. Yani ayetsel karşılığı nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Hüvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Ve hüve ala külli şeyin gadir. Ve hüve ala külli şeyin gadir. Yani o kudretin açığa çıkmasına tabii ki alem şahittir. Ama insanın da hal ve hareketi, söz ve davranışı, yaptığı fiiller, işte bakın bu da küçük oldurma. Cüz'i irademizde bize verilmiş bir oldurma. İşin en güzel tarafı da şurası, Cenab-ı Allah bizim çalışmamızı da ne yapmış? Çabamıza, yani bizim bir şeyi hak etmemizi çabamıza bağlı kılmış. Çaba dediğimiz zaman arkadaşlar, her zaman için iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir planlama, ikincisi bunu uygulama. Yani bir evveli vardır, bir ahiri vardır. Bir zahirde bir şeyi inşa edebilmek için, değil mi? Bir kalemi yapabilmek için planlama yapmamız lazım. Bunun şurası şöyle olması lazım, bunun burası şöyle olması lazım, bunun burası böyle olması lazım. Ve bununla ben yazı yazabilmeliyim ve bunun gibi bir amaç doğrultusunda. İşte insanoğlu da bu amaç doğrultusunda yaratılırken veya insanın
Sümme haşa, yaratan Allah, Allah Celle Celaluhu mutlaka, ama yaratım dediğimiz bir işi yaparken ne yapması lazım? Bir şeyi planlaması lazım ki o planında doğru üzere olursa, güzel plan yapabilirse, doğru plan yapabilirse ve bunu bir de güzel uygulayabilirse, değil mi? İnşa dediğimiz olay gerçekleşir. Arkadaşlar, bizlerin bu varlık aleminden aldığımız bizim yanımız, bizim o noktadaki varlık yanımız, bizim düşünselliğimizle ifade edilir. Bizim buradaki düşünselliğimiz tesadüfen oluşmaz. O tesadüfen oluşmayan, o belli bir sistematik üzere oluşan, o sistematik üzere oluşum esnasında insanın aldığı etkiler nasibine göredir. İşte bu nasip noktasında insanların tanımlanması için, mutlaka buradaki bu işleyişin tanımlanması için bir hesap kuvveti aktif olur. Hiçbir şey düzensiz değildir. Her şey belli bir ölçüde yaratılmıştır. Her şey belli bir yörüngede döner. Biz o yörüngenin neresindeyiz, bunu tanımlamamız gerekir. Bilemiyorum, sorunuza açıklık oldu mu? Veya sorunu tekrarlar mısın? Şey var hocam, yukarıda ne varsa aşağıda o var diyor ya. Yerlerle gökler meselesiydi. Özür dilerim, sözümü şöyle toparlayabilir miyim? Estağfurullah. Şimdi yerler bizim için, içinde bulunduğumuz mekan eşittir davranışlar, hal ve hareketler, söz ve fiiller. Ama gökler dediğimiz zaman göklerdeki felekler eşittir onun bizdeki yansımaları, arşımız, yani kişinin düşünce dünyası, buranın tetiklenmesidir. Yerlerin ve göklerin birleştiği yer mahlukatın eşrefinde en güzel şekilde açığa çıkar. Ama eşref olursa, ya da esferi safilin dediğimiz zaaflarına, yanlışlara, sünnetullah'a ters giden hareketlere uyarsa kişi, bu sefer esferi safilin olur. Oysa bizim amacımız eşrefi mahlukat olmak, değil mi? Yerlerle gökleri yine sünnetullahın işleyişine uygun, evrensel bir şekilde en güzel, eşittir İslam dediğimiz en güzeli yaparak bu dünyada kemalatımızı veya yolculuğumuzu doldurmak. Evet. İnsandır yerlerin ve göklerin birleştiği yer. Evet hocam. Göklerden gelen karara bir şekilde razı olmaktır. Onu bilmek, doğru anlamak. Evet. Ve zamanı bilmek lazım sanırım hocam. Yani şimdi mesela biz zannediyoruz ki ya çalıştım, çabaladım, olmadı. Allah beni de sevmiyorlar. Halbuki seni sevdiği için belki de istediklerini vermiyor olabilir. Mesela bazen biz çocuklarımız çikolata istiyor, bilmem ne istiyor, vermiyoruz hocam. Evet. Niye zarar? Çünkü zararına. Çünkü onun hayırlı olmadığına zarar vereceğini unutuyor. Bir tane çikolata yemiş. Çocuk bir tane çikolata yemiş. Bir tane daha istiyor, bir tane daha istiyor. Ya bir tanesini yedin kızım, oğlum, yavrum, neyse. Tamam, bunu da yarın yersin diyerek kısıtlıyoruz. Bu noktada mutlaka çocuğun anlaması gereken veya bizim anlamamız gereken bir şey vardır. İdrak olarak bir yerden bir yere taşınmamız gerekiyordur. Evet, düşünce olarak, davranış olarak tanımlanması gereken bir erdem vardır mutlaka hayatımızda. Hocam bir de bu feleklerin bizim bedenimizde de karşılıkları var. Değil mi? Evet. Mesela hastalık sebepleri oluşturuyor. Mesela akrepse bir adam, mesela veya koçsa benim gibi, mutlaka kafasında bir arıza. Ama senin bu kafandaki arıza veya benim bu kafamdaki arıza problem çıkartırsa, sosyal yaşama uyum sağlamazsa, değil mi? Ailesine, evet, işine, gücüne bir problem çıkarırsa o zaman sorun. İşte o zaman da Rabbimiz bizi ne yapıyor? Bir yerde bizde yanlış düşünce, yanlış tanım varsa, yanlış davranış varsa o zaman bizi Rabbimiz reddediyor. Ey kulum diyor, ben seni seviyorum. Git diyor, şunu öğren de gel. Ben seni cennetime koyayım. Bizim burada öğrenmemiz gereken ne? Mesela Kerim esması ise konu, cömertliği öğren de gel. Kuddusiyet ise zihnine olumsuz şeyleri almaktan vazgeç. Kendini temizle. Tertemiz ol. Değil mi? Tertemiz ol.
Olumsuz duyguları, düşünceleri, anlayışları oluşturma burada. Üretme. Evhama kapılma. Vesveseye girme. Bunlardan kurtul. Bunun sonucunda yapmış olduğun davranışlar senin ailene zarar veriyor, işine zarar veriyor, sosyal toplumda yapman gereken şeyleri, vazifeleri yani yapmamana sebep oluyor. Yani bunları kurtul, sen sana yakışan davranışları, girişimleri, aktivasyonu yap ki, değil mi? Sosyal dünyada bir medeniyet oluşsun, bir güzellik oluşsun. Evet. Evet. Aslında bunların bizdeki hastalık karşılıklarını biraz anlat hocam. Mesela neyim? Magnezyum eksikliği mi dedin geçen? Mars'ı ve şeyi olanda neydi? Evet. Mars ve Satürn'de mi? Birinde yok, birinde magnezyum mu? Nasıl? Ya arkadaşlar, aslında bunları sizler de biliyorsunuz da biz şöyle kısaca bir tekrar edelim. Evet, şimdi göklerdeki feleklerin yer dediğimiz insan bedeninde de organsal veya bölgesel ifadeleri var. Mesela kök çakra dediğimiz veya enerji merkezi dediğimiz çakra kelimesini pek şey yapmıyorum ama klasik kullanımında da maalesef bu var. İnsanın enerji merkezi olarak bu kuyruk sokumu bölgesi Mars feleğinin etkileşim aldığı veya onun etrafındaki organların etkileşim aldığı bölge olması dolayısıyla Mars'la simgeleniyor. Onun üstüne çıkıyoruz. Cinsel organlarımızın o testosteron, işte östrojen dediğimiz bölgede, bölgeyi de Merkür ifade ediyor. Öyle değil mi? O Merkür'ün simgesi ile. Şimdi ne demek Merkür? Merkür demek akıl, sanat, mantık, belagat, hamaratlık. Yani ve belagat, güzel konuşma ve bunun gibi sıfatların insanın yine arş dediğimiz beyninde doğru kullanılmasıyla o bölgenin sağlığı, sıhhati, afiyeti, diriliği, iriliği, güzelliği, bakın hep bunlarla alakalı. Yani olayların ne? Buyurun. Soru sormuş da bacak ve kalça ağrısı yaşıyorum. Bu ne? Hangi peleye bağlı? Ya kuvvetli ihtimal Mars'tır. Çünkü bacaklar Mars demektir. Kemik yapı Mars demektir. Ama olayı yine değerlendirmek, klinik olarak incelemek gerekir. Kas ağrısı da olabilir. Ama ikisi de Merkür'dür. Şimdi isterseniz konuyu tamamlayalım. Yine hastalık konusunu geliyorum. Şimdi Merkür'den sonra Jüpiter dediğimiz o pankreas bölgesi, onun üstünde kalp dediğimiz Venüs dediğimiz bölge, onun üstünde tiroid dediğimiz Satürn bölgesi, onun üzerinde güneş dediğimiz başımızın ve organlarını ifade eden, şimdi çene, kulak mesela bunlar Satürn'ü ifade etmekle birlikte, ama görme ve hipofiz bezinin merkez aldığı nokta güneştir aslında. Arkadaşlar bunun da üzerinde ay dediğimiz bütün bu enerji merkezlerimiz ve eşittir o feleklerin sıfatlarının doğru veya yanlış algılanması sonucunda insanın düşünselliğini ve davranışlarını belirlediği bir mekanizmanın üzerinde bir de ay dediğimiz organı olmayan bir de felek vardır. Biz bu ayı nereden tanıyoruz bir de? Arkadaşlar astrolojide veya tasavvufta ay dediğimiz merkez bizim dış içsellikten etki aldığımız, etkileşim aldığımız merkez üssü aydır. O ay. Ay üssü bizim içselliğimizden tetiklendiğimiz, yani nasiplerimizin fıtri yapımızın nasiplerine meyledip burada duygu ve düşünce oluşturma sistematiği bizim ay dediğimiz şeydir. Ancak ayın organı olmadığı için kimisi için Mars, kimisi için Jüpiter, kimisi için Satürn yani tiroid, kimisi için Güneş gibi organlar böyle hepsi birden aktiftir. Arkadaşlar biz bu incelemeleri kendilik bilinci derslerimizde yapıyoruz. Bundan sonra yani böyle hemen olayı söyle geç, böyle bir şey yok. Yani derinlemesine inilmesi gerekiyor.
belli bir sistematikte incelenmesi gerekiyor. Benim bacağım ağrıyor, ne olacak şimdi? Senin bacağın ağrıyorsa otomatikman şu olacak, kendini zayıf, aciz, güçsüz hissederek güvensizlik sergilemiş olabilirsiniz en genel noktada. Ve bunun gibi bu güvensizlik veya Mars sizin yaşam evlerinizden hangisine tekabül ediyorsa, mesela kardeş, arkadaş, komşu eviniz, kardeşinizle veya arkadaşınızla veya komşunuzla iletişim noktasında yapmanız gereken bir şey vardır, onu yapamıyorsunuzdur. Bakın yine kendi düşünceniz, yine kendi davranışınızın sonucunda. Rabbül Alemin'in size kestiği vazifeleri yerine getiremediğiniz için bu sefer bacağınızda ağrı olarak ortaya çıkar. Kemik yapınızda kırılmalar olarak ortaya çıkar, öyle değil mi? Yani tesadüfen bir hastalık ortaya çıkmaz. Tesadüfen fiziki bedende bir sorun ortaya çıkmaz. Hocam derler ya, baba duası kemiğe, anne duası ete vururmuş. Evet, duası. Yani, arkadaşlar, yani baba duası güneş gibi mi? Güneş eril baba, ay anne ya, Rahman, evet. Rahim. Evet, evet, evet. Belki onlarla da çok alakalıdır. Bu kadim ya, sözler hiç boşa söylenmemiş bağlı. Tabii ki. Simgesel şeyler bunlar tabii ki. Evet. Şimdi bir insanın, ben hastalık konusunda kısaca bahsedeyim isterseniz. Yani dinleyicilerimizin de aklı karışmadan, zihni yorulmadan. Arkadaşlar, bir insanın bu dünyada sadece hastalık değil, soru, sorun, problem, dert, keder, sıkıntı, hastalık ne varsa, bu bir probleminin ortaya çıkışının 5 tane nedeni vardır. Yani bu 5 tane kanaldan birisi aracılığıyla ortaya çıkar. Yani hastalığın teşhisi, tedavisi için çok önemlidir, biliyorsunuz. Teşhisi yapılamayan bir sorun veya tanımı yapılamayan bir sorun çözülemez. Çözemezsiniz. Dönersin dönersin gelirsin, dönersin dönersin gelirsin. Öyle değil mi? Yani mutlaka tanımını yapman lazım, çözümünü veya teşhisini yapman lazım ki çözüm oluşturabilirsin, tedavi yapabilirsin, problemi çözebilirsin. Çözebilmen için önce teşhisini yapman lazım. Sorunlar, arkadaşlar, kısaca biz buna hastalık sebebi diyoruz çalışmalarımız bünyesinde. Kişinin varlık yanının belirlenmesi noktasında çok önemli bir şeydir. Evet, Şaban Bey, ben ders almak istemiştim ama katılma isteği niye acaba? Ekledim bunu. Bağlanır inşallah. Geldi zahmet. Ben kısaca bu hastalığın geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şaban Bey, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sen, kusura bakmayın. İsteği gönderemedim bayağı bir. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Şaban Ünver arkadaşımız Ordu'dan katılıyor. Kendisini kısaca bir tanıtalım. Kendilik bilinci çalışmalarının yapılanması noktasında ve gelişmesi noktasında daha çok bizim içselliğimizde bütünleşmemiz noktasında çalışan değerli bir arkadaşımız. Kendisine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz bu manada. Evet, teşekkür ederiz. Şaban Bey, istersen ben şu hastalık oluşum nedenleriyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Bundan sonra senden kendilik bilinci çalışmaları hakkında bilgi alalım kısaca. Ne aşamadayız? Ne yapıyoruz? Ne dersin? Müsait misin? Müsaitim hocam, buyurun. Allah razı olsun. Arkadaşlar, bakın, 5 çeşit yapı veya bir sorunun ortaya çıkış kanalı vardır. Bunlardan birisi, bir insanın vücudunda mineral eksilmesi dediğimiz bir şey ortaya çıkar. Mesela demir vitamini eksilmesi sonucunda kişide anemi ortaya çıkar. Mesela bir kişide zararlı mineral birikmesi sonucunda problemler ortaya çıkar. Bunların tedavisi mineral takviyesi ile olur. Yani bu içsel yapılanma için dışsal olarak bir bedene veya bir kişiye yapılabilecek yardım yoludur. Mineral eksikliğiyle. Bu illa şey olmaz. Yani demir olmaz. Magnezyum olabilir. Mesela magnezyum seviyesi insanda düştüğü zaman ne oluyor? İnsanın canlılığı kalmıyor. Yorgunluk, zahmet, üşenme, başaramam, yapamam, ben göremem, bilemem. Öyle değil mi?
Bakın evet, evet. Bu kişinin ilk önce yapması gereken şey tedavi bağlamında mineral takviyesi almasıdır. Ve bunun gibi arkadaşlar, bu bir sınıf insan. İkinci sınıf insan nazar etkisi alan insandır. Arkadaşlar, nazar etkisi almak deyince bir insanın bir insana bakması olarak değerlendirilir. Yani işte Yavuz Bey bana baktı, bana nazar etti, ben düştüm. Arkadaşlar bu ne diyelim, şehir efsanesidir. Yani bir şeyi ifade ederken teşbihin kullanılmasıdır. Burada asıl olan kişi, nazar etkisi noktasında yapılanması gereken kişi, kişinin kendisidir. Benim Yavuz Bey'in bakışına karşı veya Yavuz Bey'in yaydığı negatife karşı veya Şaban Bey'in yaydığı negatife karşı veya yanında oturduğum bir insanın, içinde bulunduğum ortamdaki insanların negatif düşünmeleri, negatif enerjiye yap. İşte buna karşı savunma mekanizması oluşturması gerekir. Özel olarak o insanın. İkinci sınıf insan ne yapması lazım? Savunma mekanizması. Gardını yukarı kaldırması lazım. Arkadaşlar bu kişinin kendi sorunudur. O beş çeşit insandan dördü bundan rahatsız olmaz. Ama nazar etkisi alma noktasında, yapılanmasında eksiklik olan insan ne yapar? Yanındaki en ufak bir negatif düşünen, olumsuz düşünen insanın düşüncelerinden, enerji, o manyetizmal etkileşimlerinden hisse alır ve kendisi olduğu yere düşer kalır, kalkamaz. Nazar insanı devamlı aşağı çeker. Bakın nazar etkisi dediğimiz evrendeki negatif etkileşimden şey almak, etki almak insanı devamlı aşağı çıkar. Peki bunun çözümü nedir arkadaşlar? Bunun çözümü hususunda büyüklerimiz kurşun dökmüşler arkadaşlar. Başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? Abdest alın demiş. Kur'an okuyun demiş. Namaz kılın demiş. Oturuyorsanız kalkın. Ayaktaysanız odanızı değiştirin. Kapınızı açın. Yani kısaca hareket. Kısaca hareket. Çünkü nazar etkisi insanı dibe çökertir. O dibe çökmekten çıkmamız gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor. Oturuyorsanız kalkın, yatıyorsanız çıkın, pencereyi açın, odanın etrafın havasını düzenleyin. Ve tabii ki en güzel şey de nedir? Güzel kokudur. Seni motivasyon edecek güzel kokudur. Bu güzel koku çok önemli. Hem nazar etkisinde hem bir de arkadaşlar sihir etkisi dediğimiz eşittir. Bakın üçüncü sırada sihir etkisi vardır. Bu sihir etkisi insanın ilgili içinde bulunduğu felek noktasında, mesela Jüpiter'in sıfatları noktasında kör olması, sabit fikirlilik yaşaması, sadece kendi düşündüğünün tek gerçek zannetmek demektir. Yani bu kişinin kendi sorunudur aslında. Yoksa ben Yavuz Bey'e bir muska yazayım, Yavuz Bey'in ağzı dili tutulsun. Ya arkadaşlar bu şehir efsanesidir. Böyle bir şeyi yapacak dirayette, güçte insanlar yoktur. Hele hele günümüzde. Dördüncü etkiye cin etkisi diye eski el yazma kitaplarda geçer. Bu da insanın hormonal dengesizliğine denk gelir. Tiroidi artmış bir insan düşünün. Tiroidi artan bir insan düşünün. Adam yanındakini boğacağım diye uğraşır. Şekeri çıkmış bir insan düşünün arkadaşlar. Değil mi? Kıpkırmızı kesilir. Veya bunun gibi. Bakın kortizolu, vücudun kortizol üretmediği bir insanı düşünün. Nedir bu? Adam yerden kalkamaz ki. Adrenalin fazla olan bir insan düşünün. Düz duvara tırmanacağım diye uğraşır. Yani kısaca hormonal demektir. Arkadaşlar beşincisi ise soğukluk demektir. Maalesef kişilerin iletişimsel noktada, ifade noktasındaki sessizlikleri o kişilerin soğukluklarındandır. Uzak durmaktır. Ber esmasının onlarda tecelli etmemesindendir. Ber ne demek? Yakınlık demek, muhabbet demek. Ama yoktur. Adam böyle soğuk, buzdolabı gibi. Ya bir yakınlık göstermeyi öğreniverse çözülecek her şey. Ama çözülmez.
Arkadaşlar, bu iletişimde de buyurun. Hocam bunun Merkür'le de alakası var değil mi? İletişim kurmada sorun yaşayanlar için. Şimdi soğuk mizaçlı dediğimiz, yani soğukluk etkisinde doğmuş bir insan, abi bunun Merkür'le de alakası var, Venüs'le de alakası var, Jüpiter'le, hepsiyle alakası var. Yani çünkü adamın yapısı soğuk. Yani iletişim kurmuyor, empati yapmıyor, ifade etmiyor, bir şey istemiyor. Mesela Mars bir şeyi istemek demek, varlığını göstermek demek değil mi? Ortaya çıkma cesareti gösterebilmek demek. Ama adam soğuk, göstermiyor ki. Egoistlik yapıyor. Bundan sonra siz yapın, ben yapmam, o yapsın, bu yapsın. Yani bunlar güncel yaşamda yaşadığımız şeyler. Yani bir de kaliteyi ilgilendiremezsiniz. Bununla ilgili hocam kadim öğretilerde şey var. Mesela sıcak mizaçlı yemekler var. Gıdaların mizacı var, ona göre de beslenmek gerekiyor. Ya işte kaplıcalar sıcak tutulması gerekiyor. Evet. Kendi vücudunun bu dolayısıyla geriye dönüş içindeki bu ne diyelim toksinleri atmasına sebep oluyor. Sauna da tavsiye ederim. Yani kesinlikle şey, Yavuz Bey, yani şaka değil. Yani söyledikleriniz gerçekten önemli. Şimdi insanın fiziki bedeninde arkadaşlar kan damarlarımız gibi bir de sinir damarlarımız var. Soğukluk o damarlardaki o hareket eden o enerjik yapının donmasına sebebiyet veriyor. Bakın sihir ve cin etkisi dediğimiz o üçüncü ve dördüncü maddenin tedavisi bir tek hacamatla olur. Yani başka türlü çözemezsin. Ama soğukluk etkisinde olan insanı mutlaka ya masajla, ya kaplıcayla, ya çamur banyosuyla, ya saunayla, yani sıcaklık ile insanın içselliğinde bir istek oluşturmak gerekir. O adamı esma ile tedavi edemezsin. Edemezsin ki. Tutulmuş kalmıştır insan. Kulunç girer gibi girmiş, böyle kasılmış kalmış. Yani bir hareket oluşturması lazım. Bunu yapamaz. Tutulduğunu zanneder. Durur. Şaban Bey'in de bu hususta veya bir söyleyeceği şey olabilir. İsterseniz biraz da Şaban Bey'e söz verelim. Ne dersiniz? Evet. Ya, Şaban Bey, nedenleri ne demek? Hastalık nedenleriyle hocam saymış olduğumuz 5 hastalık sebebiyle alakalı. Tabii biz geçmişte yaklaşık 20 yıldır falan bitkisel, yani alternatif tıpla ilgilendik. Konya'daki bir amcamız hastasıyla. Bunu genelde düşünce yöntemi, yani aslında zihnin bir şekilde insanı bir yerlere götürdüğünü, bir şekilde negatif etkinin veya birilerinden almış olduğumuz etkiler oluyor. Çevremizden aldığımız etki olabilir diye baktığımız zaman düşünsel sebep aslında beyinde olumlu olumsuz düşünce şekillerimiz bizi bir yerlere götürüyordu hastalık namına. Tabii biz bunu feleklerle de birleştirdiğimizde biraz daha... Düşünce dediğimiz şey, Şaban Bey, düşünce dediğimiz şey zaten o sıfat bünyesinde mutlaka bir felek de ilgileniyor. Yani biz kendi kendimize düşünme, yani niçin yarım saat önce, bir saat önce aklıma gelmedi de şimdi geldi? Buradaki yani, işte bağlantıyı kurduğumuz zaman kendilik bilincinde bu çalışmalarda bu kez feleklerden almış olduğumuz sıfatlarla beraber biraz daha anlamlı hale geliyor. Artı kesinlikle. Kişinin hastalık sebebini öğrendiğimizde ben şu şekilde örnekliyorum. Bir benzinli araca mazot verdiğimiz zaman, aracı doldurduğumuz zaman gitmemesi gibi. Yani ilaç etkisinde olan bir insana hacamat bir işe yaramadığı gibi sihir etkisinde olan bir kişiye de ilaç bu konuda bir etki etmiyor. Bunu da tabii nereden şey yapıyoruz? Çevremizdeki rahatsızlanan kişilerde herkes romatizma hastası ama aynı romatizma hastalığını aynı şekilde çözemiyorsunuz. Örnek vereyim. Evet. Mesela Karadeniz bölgesi burada fazlasıyla işte güneş almaması veya rutubetle alakalı ilişkilendirilse bile aslında bunun şeyi havada, bu yani buradaki havanın etkisini insanlarda vermiş olduğu inatçılık, yani strese bağlı bu kez karşılığını görüyorsunuz. Buna istinaden de tabii romatizma hastalığı veya işte boyun fıtığı diyebileceğimiz omurla alakalı aslında bir rahatsızlıkların çoğaldığını görüyorsunuz. Bu da
çevresi etkiler, kişilik etkileri dediğimiz şeylerle beraber tabii hepsi bir etken hale geliyor. Çözümler bu 5 saydığımız sebeple beraber eğer kişinin hastalık sebebini de teşhis ettiğimiz zaman iyileşme süreci biraz daha tabii hızlı oluyor. Normal şu anki tıbbın da aşamadığı zaten konu doktorların aynı kişiye aynı ilacı yazması, aynı sonucu beklemesi. Bu da aynı sonucu vermiyor. İster istemez. Evet. Hastalık konuları bu kadar yeterli. Gerisi için derse gelsin arkadaşlar. Öyle yok bedava bilgi. Hocam ayette diyor ya Ela bi zikrillahi tatmeinnel kulub. Allah'ı hatırlamak, yani zikir demek hatırlamak demek biliyorsun. Tezekkür bizim bu düşmüşlüğümüz, Adem'in hani cennetten indiğimizdeki Allah'ın bizim özümüze yerleştirdiği şeyi hatırlamak. Kesinlikle. Özü, kendimizi bilmek. Kendini bilirsen o zaman Allah'ın niye böyle olduğunu bilirsin. Dolayısıyla bu seni mutmain edebilir. Yani, ayette geçen aslında insanın kendini bilmesini, hatırlamasını kastediyor olabilir. Yani bir mesela elimize tespih çekip de işte böyle belli bir sayı zikir çekelim değildir bu. Sadece Allah'ı bilmek, niye buraya geldiğini bilmek, kendini bilmek ve etkileri de öğrenmek lazım. İşte buna zaten kendilik bilinci dediğin şey bu zaten hocam. Evet. İnsanın kendini bilmesi için mutlaka geçirdiği evreleri, başından geçen sıfatları, insanların kendisine verdiği tepkileri, o gelen tepkilere nasıl karşılık verdiğini bilmesi gerekiyor. Evet. Evet. Yani normal biz şey yapıyoruz, direkt ne diyorlar, amiyane bodoslama dalıyoruz zaten her şeye. Olmuyor böyle. Ya biz, her işin bir usulü var hocam. Dışsallıktan içselliğe dönmemiz lazım. Tanım yapabilmemiz için, sorgumuzu yapabilmemiz için dışsallıktan içselliğe dönmemiz lazım. Bu ne demektir? İsterseniz bakın arkadaşlar, Batı dediğimiz Yunan felsefesinden hareket edersek ne bileyim ilk önce çıkan filozof diyelim hep ben merkezli olayı yönetmeye çalışmış. Birisi çıkmış işte bilinci kabul etmiş. Daha sonra bilinç ötesini kabul etmiş. Yani adım adım bir şekilde hareket etmişler. Oysa her maddesel veya fiilsel davranışın mutlaka bir sezgi yani keşifle bulunan bir yanı var. Yani elde tutulmayan, gözde görünmeyen sır diye tasavvufta nam yapmış bir yanı var. İşte bu yan İnsanın sadrı, fıtri yapısı ve zaman içerisinde aldığı etkilerle burada nasibinin işlemesi. Yani bunun kafa gözüyle görülmesi mümkün değil. Ancak akıl gözüyle bilinmemesi de imkansız değil. Bunun için sadece kişinin bir olayın nedenini, bir sorunun nedenini, o nedeni oluşturan sebebi, ki bu bir mutlaka sıfattır ve o mutlaka bir felekle ilişkilidir. Mesela zahmet, yorgunluk, hiddet, Mars demektir. İşte ahmaklık, gerizekalılık, korkaklık, cimrilik, kin, yalan, bakın bu Satürn demektir. Arkadaşlar, işte efendim kalp temizliği, kalp cömertliği, bu da klasik olarak Jüpiter'dir. Akıl, sanat, mantık, belagat ve bunun gibi, bu da Merkür demektir. Arkadaşlar yani kısaca insanları tetikleyen bir feleki etki, yani kainatın bir zaman dediğimiz bir mevhumu var. Bunu saatlerinizle ölçemezsiniz. Bunu günlerle sayamazsınız. Ancak işte o noktada insanın neden dediği kendi davranışının tanımını sınıflandırıp inceleyip sebebini bulması ve bu noktada kendini görmesi gerekiyor. Evet. Peki bu noktada kendilik bilinci çalışmaları nasıl gidiyor? Şaban Bey'den bir bilgi alalım mı? Ne dersin? Yavuz Bey. Hep beni evet, sor. Buyurun, evet. Bana. Heyecanla bekliyoruz hocam. Yetkili elemanı. Hocam konuyla alakalı şu an yapmış olduğumuz bir blog çalışmamız var tamamlanan. Ve kendilik bilinci
adı altında yazılım, yani bize has özel bir yazılımımız var. Bu konuda her ben kişiye anlamadım. Has... Şahap Bey ben anlamadım. Yazılım var dedin. Ne yazılımı o? Evet, yazılımımız her kişiye özel. Kendi bahsetmiş olduğumuz işte evleri ve işte kendi yaşamıyla ilgili önündeki yaşamış olduğu sorunları yani, aşabilmesi için özel bir dosya. Varlık dediğimiz insanın iç yanının şamasını mı çizdiniz siz? Ne yaptınız öyle? Hayırdır ben biraz anlat şunu bana ya. Şöyle hocam, biraz da halk dilinden bahsedecek olursak. İkimizde ne varsa gösterecek bence. Efendim? Halk dinine İkimizde ne varsa gösterecek hocam. Gizli saklı bir şey kalmayacak artık. Ya fazla konuşmayalım mı dersin? Özür dilerim Şaban Bey anlatsın. Hele bırak, hele dur sen sus. Buyurun Şaban Bey, özür dilerim. Biz heyecanımızdan sözünü kestik. Aslında kişilerin kendisi olarak tanımladığı huy ve davranışların kendinden olmadığını öğrenebilmesi için kendine has bir dosya. Yani herkesin kendi fıtratında kendisi gibi hissettiği şeylerin kendinden olmadığını görebileceği dosya diyebiliriz. Ve bu bunlarla ilgili çalışmalarda detaylarına indiğinde yine aşabileceğimiz tek noktanın da Cenab-ı Allah olduğu ve bunu tesbihatla da tek ondan dileyebileceğimiz bir şekilde kendi esmalarımızla beraber ilerleyeceğimiz bir genel bir program. Bu anlamda da yazılımında her geçen gün farklı aşamalarla eklemeler yapıyoruz. Şu anki çalışmalarda da kişiye has bir şekilde her kişinin kendi hastalık sebebinden tutun da İşte eşiyle, çocuğuyla, çevresiyle yaşamış olduğu bu hayattaki aslında ahlak ve erdemlerle ilişkilendirdiğimizde ki kendinden diye hissettiği kısımların aslında kendi olmadığını görebileceği bir dosya diyelim. He, çok ilginç bir dosya. Teferruatına fazla girmeyelim isterseniz. Evet, evet. Merak eden arkadaşlar derslerimize katılsın. Ondan sonra... Oradan kendileriyle ilgili hangi soru varsa akıllarında cevaplarını bulmaya çalışalım. Bizler de eşlik edelim. Yeni inşallah. Kayıt dönemi ne zaman hocam? Nasıl katılabiliriz biz derslere? Nasıl kayıt yaptırabiliriz? Şimdi kendilikbilinci.net adresimizden kayıt için form alabilir arkadaşlarımız. Cumartesi günü yani iki gün sonra Allah nasip ederse kayıtlarımızın süresi doluyor. Sayılı ve sınırlı bir şekilde kaydımız kaldı. Herkese de nasip olmayabilir. Cumartesi günden sonra tanışma ve içerik paylaşımından sonra pazartesi günü derslere başlıyoruz. Allah nasip ederse yeni bir dönem açıyoruz. Şu anda iki sınıfımız doldurdu. Üçüncü sınıfımız da doldu. Dolmak üzere. Bugün yarın dolacak. Yani biz kotamızı doldurduk. Bizim için yeterli. Bir sonraki kayıt dönemi 4. ayın 15'i olur herhalde. Hayırlısı Allah'tan. Evet. Hayırlısı Allah'tan. Evet, Şaban Bey, çalışmalarımızda aksaklık veya ne yapıyoruz? Bize kısaca kendilik bilinci çalışmalarını haftalık kaç saat ders yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Anlatabilir misin? Katılımcı arkadaşlarla ilk etapta genel bir katılımla beraber haftada 3 gün genel anlatım olacak. Dosyalarımızın kavramlar, kelimeler, işte genel yapmış olduğumuz çalışmaların genel bir anlatımı söz konusu olacak. Sonrasında bir buçuk iki aylık bir dönem sonrasında tekrar gruplara ayrılacağız. Bu çalışmalarda da tabii 3 ya da 4 grup şeklinde birebir eğitimlerle bu sefer de yapmış olduğumuz bu eğitimlerin dosyaları kişilere verilerekten keşif ve fetih dosyalarında devam edilecek hocam. Pratik uygulamalar yapılacak herhalde. Yılbaşından sonra pratik olarak kişiler artık zaman tanımı, vakit tanımını ve kişilik ve kendilerini tanımlayıp, yakalayıp keşifler yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Sorunlarımızı
tanımlamaya, içselliğimizde neyi yanlış anladığımızı ve sonucunda ne yaptığımızı, oysa ne yapmamız gerektiğini belirleyip bu tanımları yaptıktan sonra da bir müddet sonra fetih dediğimiz çözümlemeleri oluşturmaya çalışacağız. Tasavvufun temelindeki çalışma sistematiği de budur. Bunu içinde bulunduğumuz bilimsel ve teknolojik verileri kullanarak, günümüz psikoloji dilini kullanarak, öyle değil mi? İnsanın evet, düşünselliğini tanımlayarak, istek, arzu dediğimiz yapısının belli bir disiplini oluşturmaya çalışıyoruz ki en temel çalışma sistematiğimiz içerisinde dua dediğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki bugün dua dediğimiz mekanizma bir, zikir, iki, fikir. Fikir, neyi, nerede, nasıl yanlış anlıyorum. Ben kalbimi temiz zannediyordum ama işte Yavuz Bey'in bana işte böyle demiş, böyle diyecek, şöyle olacak, böyle olacak gibi kendime yakışmayan duygu ve düşüncelerimle ne yapıyorum? Yavuz Bey'le ilişkim bozuluyor dedim. He, bakın bu kalbin temiz olmadığını gösteriyor ve bunun gibi. Bunu yakalayıp bunu bir sonraki döngüde, bir sonraki zaman diliminde bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Artı en önemli şeylerden birisi de bunu terk edebilmek için ne yapmam lazım? Benim bu yanlış düşünceden kurtulabilmem için mutlaka bir fiilsel bir şey yapmam lazım. Öyle değil mi Şaban Bey? Evet hocam. Bakın itidali diyoruz. İtidali. Ve erdemi ve iman esasına kadar iş dayanıyor. Yani İslam bizim özlemimiz, dua dediğimiz mekanizmayı zikir, fikir ve hal dediğimiz itidallerle birleştirip Rabbimizle yüzleşiyoruz. Kısaca bunun sonucunda kendimizi tanımlamış oluyoruz. Evet. Burada hocam bir ayet var. Şems suresinde. Allah-u Teala buyuruyor ki فَاَلَهَمَهَا fucuraha ve takvaha. Biz ona yin yang diyorlar bugün, biliyor musun? İyi ile kötüyü Allah bize ilham etti bir şekilde. Evet. Ama diyor devamında قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Kim diyor kendini temizlerse ya. Kim kendini temizlerse. Yani bu temizlemenin de mutlaka hani insan periz için bile gidip hoca buluyor. Hani bilmem ya. Spor yapmak için bile hoca lazım. Yani insanın kendini temizlemek için de bir öğretmene, bir yola, bir yardım, bir ilme ihtiyacı var. Allah'a ancak alimler daha iyi bilirler. Dolayısıyla insanın Allah'ı bilebilmesi için kendini geliştirmesi lazım. Kesinlikle Yavuz Bey. Şimdi bugün ben inşaat işi yapıyorum, biliyorsunuz. Yani inşaat işi ustasıyım. Çivi çakmayı bile bir ustadan öğrendim. Tahtayı nasıl keseceğimi bir ustadan öğrendim. Yani birisinden öğrendim. Birisinden. Tırnağına bakayım hocam. Efendim? Tırnağına. Tırnağına bakayım, siyah mı? Yok. Genelde ustalar keser onu. Artık ben 3. sınıf. İyi usta oldu, oradan belli olurmuş hocam. Artık aklımızla çalışıyoruz. Elimizle çalışmayı bıraktık bir yerde. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Allah razı olsun hocam. İnşallah Allah'ı tanımak, kendimizi tanımak için bizlere evet, rehber olduğun için teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. Rehberimiz peygamber. Rehberimiz Allah'ın emri. Biz sadece size istişare yani. Kalmayız. Hep beraber biz tarikat değiliz. Biz cemaat değiliz. Biz sadece istişare makamı olabiliriz. Siz kendiniz buluyorsunuz Yavuz Bey. Ben bulmuyorum. Siz buluyorsunuz. Evet. Keşfi yapan sensin. Fethi yapan sensin. Yani evet, zamanı okumayı öğrettin. Yani bize zamanı okumayı öğretirsen, mesela hangi saat dua saat, hangisi eşref saat, hangisi evet, mesela olur saat, hangisi mesela o saatte insanlar mesela bazen çok sinirleniyoruz. Kaç? 4 dakika? Kaç dakika hocam? Arkadaşlar, iki meridyen arası bir tecelli zamanıdır. 4 dakika 35 evet, saniye. İki meridyen arası, yani bunu biz de icat etmedik. Bu standart dünyanın döngüselliğiyle ilgili bir kuram. Ondan sonra yani 4 dakika 35 saniye beklersek algımız değişiyor hocam. Kesinlikle. Dolayısıyla bu da bir bilgi. Bu büyük bir bilgi. Çok büyük bir bilgi. Evet. Yani, 4 dakika 35 saniye içerisinde bana ne geliyor? Ha işte o senin sorunun. Ha o senin sorunun. O benim sorunum. Yani
onu eğer beceremezsen o zaman abdest alacaksın. Öfkeni bir şekilde dindirmen lazım. Evet. O arada salatı daimi diyoruz değil mi? Yani evet, iki vakti arasında namaz, yani yapman gereken itidal üzere sabit durabilmek diyoruz. Evet. Yani evet, nefes al dedi Hüzam Dilek Hanım. Nefes terapisi tavsiye ediyorum. Nefes, bak hastanelerde oksijen tüpü kaç para, haberin var mı? Dilek Hanım. Tabii, nefes alın bedavadan. Allah. Pahalı geldi. İnsanın nefesle Allah ilk oksijeni yarattı biliyorsun. Hidrojen oksijenden her şeyi yarattı. Şimdi biz oksijenle kanımızdaki şeyi temizliyoruz hocam. Kötü şeyleri. Kanın temizlenebilmesi için oksijene ihtiyacı var. Eğer kan temizlenmezse zihin temizlenmiyor. Çünkü 60 bin kelime üretiyor her gün. Evet. Kafamızı evet. Karıştırıyor hocam. Her gün ona bir şey, operasyon, nefes terapisi, acamat ve oruç hocam. Allah razı olsun. Yavuz Bey, şimdi bir insanın duygu ve düşünselliği ve davranışı, onun zahiri ve batını, evveli ve ahiri. Şimdi bunun üzerinde ve hüve alâ külli şeyin gadir diyor. Bakın Cenab-ı Allah her şeye gadirdir. Her şeye gadirdir. O halde cömertliğin güzelliği, cimriliğin kötülüğünü, bakın buradaki bu zıtlığı, o yik yang dediğin şeyi, ondan sonra biz her zaman için pozitifi, olumluyu, güzeli, doğruyu tercih edip bunu açığa çıkarabilecek olgunluğa gelmemiz gerekiyor. Buna da inşa etmek deniyor değil mi Yavuz Bey? İnşa etmek. İnşa etmek. İnsan kendisini inşa ediyor. Kendisini inşa ederken de sünnetullah alemindeki kurala uygun hareket etmesi lazım. Onun için biz inşa Allah deriz. İnşa'e Allah. Yani o dilerse, o yaparsa, şayet o yaparsa olacak. Kesinlikle. Ondan biz şeyi alabilme yetisi kazanmalıyız. Yani yardım alabilme yetisi. Yani ondan rahmet alabilme yetisi, ondan rızık alabilme yetisi. Evet. Bunlar için mesela ya Rezzak, o bir Rezzak. Evet. Ama biz onun hani onu hak edecek yetiler içimizdeki, mesela o rızka ulaşmaya mani olan negatif duygular, günahlar, anlayışlar. Ama mesela ben hiç, ya ben para kazanamam. Mesela ben zengin olamayacağım diye evet. Duygular geliştiriyor benim zihnim. Sonra da diyorum ki ya Allah bana ver. Oğlum sen bir içindeki şey temizlesene. Düşünmedin ki. Değil mi? Düşünemiyorum ki ben hocam. Ben şimdi ters başka şeyler düşünüyorum. Dolayısıyla ki bana gelecek rızkın da önünü kapatıyorum. Kesinlikle. Her şeyin. Dolayısıyla bu yanlış algıları düzeltmek lazım. Onun feleklerin etkisini bilmek. Ona isimleriyle dua etmek. Bütüncül bakışı görmemiz lazım. O bütüncül bakışı ve işleyişi tanımlamamız lazım. Allah'ın izniyle bunları tanımlamaya çalışıyoruz. Rabbim hepimize nasip etsin inşallah bir şekilde. Aynen. İnşallah. Yakında derslere bizi de alın hocam. Bizi de. Sen Yavuz Bey, seni alalım mı bilmiyorum ki ya. Bir düşünelim bakalım. Vallahi sessiz sakin otur. Çayımı alıp geliyorum hocam bazen. İyi de sen kendine işte. Şey yapıyorsun. Bize çay getirmiyorsun. Ha evet, buraya geldiğinde yaparım hocam inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah.